renkli bir bandımızla devam edeceğiz. Bıçak kısmı kızgın çevik dövülerek yapılıyor. Sapı ise oyunuza verilen şekilde oluşturuluyor. Özel olarak tasarlanan bıçaklardan adeta birer sanat eseri oluşturuluyor sevgili seyirciler. Bin bir emekle yapılan her bıçak ustasının da imzasını taşıyor. TRT Haber ekibinden arkadaşımız ata yadigarı bıçakçılık mesleğinin yaşatıldığı Sivas'a misafir olduğu kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan Sivas bıçakçılığının yapım serüvenini sizler için görüntüledi. Bugün Sivas'tayız ve bizim buraya yolumuzun düşmesinin nedeni kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan Sivas bıçakçılığı. Namı Türkiye'nin dört bir tarafında duyulan bu bıçakçılığın nasıl geleneksel yöntemlerle, atadan dededen kalma yöntemlerle buradaki küçük atölyelerde nasıl yaşatılmaya çalıştığını öğreneceğiz. Ama öncelikle Konya'dan sonra Türkiye'nin en çok mimari yapının bulunduğu, Selçuklu mimari yapısının bulunduğu Sivas'ta kısa bir yolculuğa çıkalım istiyoruz. Önce bu muhteşem güzellikteki şehri tanıyalım. Ardından da yolumuz Bıçakçılar Çarşısı'nda kesişsin. Evet, Bıçakçılar Çarşısı'na geldik. Şimdi bize burada kim mihmandarlık edecek diye sorduğumuzda bıçakçıların piri olarak bize İbrahim amcayı söylediler. Ondan Sivas'ta bıçakçılığı konuşacağız. Ardından da bir atölyeye misafir olup bıçak nasıl yapılır ona bakacağız. Şimdi İbrahim amcanın yanına gidelim. Bir kemik ve bir demir parçası bir ustanın elinde adeta hayat buluyor ve bambaşka bir hal alıyor. Şimdi İbrahim amca var yanımızda ve Sivas denilince de bıçak ustası olarak herkes İbrahim amcayı gösteriyor. Hem bu uzun yıllara dayalı bıçak ustalığını konuşacağız hem de Sivas bıçakçılığının geçmişten günümüze kadar gelen merhalelerini. Evet İbrahim amca, neler söyleyeceksiniz? Bu bir ömrü anlatan bıçağın hikayesi aslında. Siz neler söyleyeceksiniz Sivas bıçağıyla ilgili, bu ustalık atadan dededen gelen bu mirasla ilgili? Çocukluğumda babamı seyrederek, böyle nazari olarak babamı seyrederek öğrendim. Abim de çok büyük bir eleştirmendi. Benim yaptığım işleri eleştirerek beni yetiştirdi. Sonunda öyle oldu ki ben onunla inatlaştım. O artık daha itiraz edemeyecek duruma kadar uğraştım. Yaptığım eserleri önüne koydum. Daha bir şey söyleyemedi. Daha da bir şey diyemiyorsun ya dedim. Orada o iş bitti. Benim çocukluğumda birkaç tane değerli usta vardı. Bıçakçı ustası. Pek çok demirci ustası vardı. Onlardan da gördük. Onların da eserlerini gördük. Çalışmalarını gördük. 1950'den bu yana pek çok ustadan mazari olarak istifade etmiş bugüne kadar işte 60 yılı aşkın bir zamandır bıçak yapıyorsunuz. Şöyle unutamadığınız ya da sizin için en kıymetli olan bıçak var mı? Bir gün abim dedi ki, İbrahim şu rafta bir tane bıçak var, onu indir de bir bak. Rafa uzandım, bıçak indirdim, hançer, Erzincan tipi hançer. Kınıyla beraber bıçağı kınından çıkardım, gördüm, oraya yürüdüm. Bir sanat var, hey yarabbim bir sanat var. Ben bayıldım. Üzerinde altın işlemi olarak yazılmış bir beyit var. Düşmanların arasında bu hançeri çıkarırsan, hançerin güzelliğinden düşman yarılır çatlar, savaşmaya gerek kalmaz diyor. Öyle bir ifade veriyor burada. Savaşmaya gerek kalmadan çatlarlar ölürler. O bıçağı gördüm. Bıçağın bir yüzünde bu yazılıyordu. Öbür yüzünde de yine altın oyma, üzerinde altın yazı Ahmet Usta diye yazılıyordu. Babam ne eseri. Her tarafı harika sanat.
demir parçası bu atölyeye girdiğinde önce kor alevlerin içine bırakılıyor. Ardından nar gibi kızardıktan sonra örsün üzerinde dövülmeye başlıyor. İşte Mustafa Usta burada bir demir parçasını adeta hayat veriyor ve onu bambaşka bir hale, bir bıçağa dönüştürüyor. Evet, ustam yine iş başında, sabır ve meşakkat isteyen bu işi en güzel şekilde devam ettiriyor. Yine demiri nar gibi kızarttınız ustam. Evet, Sivas bıçağının en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Sivas bıçakları genelde dövme yapılır ve kesiciliği de bu dövmeyle katarız biz bıçağımıza. Ağzı dönmez, ağzı zora girirse de kırılır yani, o kadar sert çeliklerdir. Bir de ben çok daha iddialı konuşuyorum. Sivas bıçağının kesiciliğini dünyada hiçbir yerde bulamazsınız. Biz çok ince ağız açarız. Neredeyse ustura ağzına yakın bir ağız açarız. Ve o da bizim yaptığımız bıçak ağzının kesiciliği uzun vadeli olur. Sapından da bahsedelim. O da ayrıcalıklı. Manda boynuzu birinci sırada gelir Sivas bıçağında. Koç boynuzu ikinci sırada gelir. Keçi boynuzu da bulunmadığı zaman üçüncü sırada gelir. Ben üç, o kademe olarak aşama aşama malzemeyi değerlendiririm. Ama benim her zaman birinci göz bebeğim camuz boynuzdur. Bunu her zaman tercih ederim. Peki bir Sivas bıçağını gördüğümüz zaman diğerlerinden nasıl ayırırız? Bunun püf noktaları var mı? Şimdi Sivas çakısı klasiktir. Kim görse tanır. Bunun üzerine yani özellikle Sivas yazmaya bile gerek yoktur. Yaklaşık 100 yılın üzerinde bak biz yapıyoruz. Biz değiştirmedik. Bizim ağacımıza yapan 18 arkadaşım var. O da değiştirmedi. Bu Sivas'ta gelenek haline gelmiş. Çakımız değişmiyor. Sivas'ın ara sokaklarına, mahallelerine nereye giderseniz gidin bu tarihi mimarilerle karşılaşıyorsunuz ve ne kadar köklü bir geçmişe sahip şehir olduğunu da görüyorsunuz. Evet, burada yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan Sivas bıçakçılığını konuştuk. Hangi merhalelerden geçtiğini, geçmişten günümüze nasıl yaşatılarak getirildiğini ve bundan sonra da çıraklar, kalfalar yetiştirerek bu mesleğin geleceğe, gelecek nesillere nasıl aktarılacağına birlikte tanıklık ettik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 8 bültenine noktayı koyduk. Yayınımız özel gündemle devam edecek ama saat başında biz tekrar en sıcak gelişmelerle burada olacağız.